bulundukları bölgenin avantajını
insanlardan istismar ederek yaşamak istiyorlar. Bu belki her bölge ve mekan insanının düşebileceği bir hastalıktır. Bir hoca efendinin etrafında, bir vakıfta, bir cemiyetteki yerli ve yabancı, yerel ve dıştan gelen insanlar arasında bir farklılık düşüncesi oluşturuyorsa oranın insanları, bu çok vahim bir şey. Onun için insan bir camiye gittiği zaman orada kendisini garip, yabancı, itilen, kenara çekilen hissetmemeli. Yani oranın bir baskısı onun üzerinde oluşmamalı. Orhan Camii'nde bu yok. Belki birçok camide yok ama birisi bana Sezginler Camii'ye gidin dedi ki, hocam siz ayrıldınız ama biz ara sıra gidiyoruz, aynı o gün gibi çok rahat giriyoruz, çıkıyoruz. Yani bütün camilerde kimseye öyle bir şey denmez de o hissi verebilmek gerekiyor. Yani dışarıdan gelen, başka mahalleden gelen insan. Bunun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yerli olsun, misafir olsun, eşit kıldığımız. Yerli olmak, o bölgeden olmak, Kabe'nin oradan olması, orada yaşayanlara bir avantaj ve üstünlük sağlamayacak. Muhakkak onların zaten kazanacakları büyük ecirler vardır. Ama gelenin üzerine minnet yüklemeyecekler. Vay biz buradayız, biz değerliyiz demeyecekler ki, Efendimiz'in torunlarından bir zatla rastlaşmıştım. Edep timsali bir insan, o zaman 40 yaşlarındaydı. Siz çok değerlisiniz. Siz Allah Resulü'nün misafirisiniz. Siz çok uzaklardan gelmişsiniz. Siz büyük fedakarlık yapmışsınız diye biz ona sevgi ve ilgi göstereceğimize o birçok yönüyle gelenlere ilgi ve alaka gösteriyordu. Hatta bir yemek yerken lokantada onu da davet etmiştim. Bizim arkadaşlarımızın gençliği ya da her zaman lokantaya gitme imkanı olmuyor. Kabe'ye biraz uzaktı. Böyle heyecanla veya Medine'ye uzak bir lokanta yenirken yemek, biz Türkler yemeği çok severiz dedim. Hani biraz acelecilik, biraz neşe, biraz doldur, çabuk getir falan deyince mahcubiyeti kapatmak için öyle dedim. O ise devamen dedi ki, bütün nefisler yemeği çok sever dedi. Yani siz nasıl bir adamsınız falan dedi. Niye? Gelene değer verme hadisesi. O zaman bu ahlak aslında dalga dalga tüm camilere, camiler de topluma yayılmakmış. Niye? Bizim kitabımızda Allah'a şirk koşma, ibadet et dedikten sonra ana babaya iyilik et ayetinin içinde yolda kalan yolcuya, misafire vesaireye de aynı iyilikle davranılması gerektiği anlatıldığına göre öyleyse burada görüyoruz ki özellikle Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ayrı bir seva emir akifu fihi velba. Oralı olanlar ve oralı olmayanların orada eşit oldukları bir yer. Ne güzel bir şey değil mi? Gelenler de üstünlük taslamayacak. Biz sizden farklıyız falan demeyecek. Peki hiçbir üstünlüğü yok mu? Yani onlar orada biliyorsunuz Kabe'ye, Kabe'nin inşasıyla meşguldüler veya hacılara su veriyorlardı vesaire. Orada şu var. Şunu unutmayalım. Tevbe suresi 19. ayette Cenab-ı Hak diyor ki اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَاِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Siz hacılara su vermeyi, ki orada su dağıtmak için zor ve güzel bir iş, ve mescidi haramı onarmayı, bakım ve hizmetinde bulunmayı كَمَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهِدَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'a ve ahirete iman edip onun yolunda cihad etmekle bir mi tutuyorsunuz? Siz Kabe'yi onarabilirsiniz, Hüccac'a su verebilirsiniz ama iman ve cihad ehliyle asla bir olamazsınız. لَا يَسْتَهُونَ عِنْدَ اللّٰهِ. Bunlar Allah katında eşit değildir. وَاللّٰهُ لَا يَتِقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Allah zalimlere yol gösterici değildir. Ne oldu şimdi? Demek ki bir insan imandan ve cihattan nasibi yoksa ne yaparsa yapsın
Allah bana cahil zalimsin. Çünkü asıl olan şey Kabe'yi onarmak, hacıya su vermek değil, asıl olan şey Kabe'nin Rabbine iman edip insanların hidayeti için çalışmak. Öyleyse bu eşit değil de. Demek ki burada şunu da gösteriyor. Asıl olan camiyi yapmak değil. Bu güzel bir şey. Asıl olan camide su dağıtmak ya da hizmet vermek değil. Nedir o? Asıl olan iman ve cihat derdini taşıyabilmek. Bunlar bu inşaat kısmıyla bu saat su dağıtanlara eşit değil diyor Cenab-ı Hak. Onları zalimlikle vasıflandırıyor. Okuduğum ayet-i kerimeler. Şimdi dönelim ayet-i kerimeye. Cenab-ı Hak burada buyuruyor ki Mescid-i Haram'dan men edenler. Bu Hudeybiye musallası ile ilgili bir konu olduğu tefsirlerde anlatılıyor. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye geçtikten sonra aleyhissalatü vesselam ne yapamadılar? Mekke'ye uzun zaman gidemediler. Sonra Umre'ye gitmek istediler ve onlar Umre'den men ettiler onu. Kimi? Müslümanları müşrikler. İşte Mescid-i Haram'dan men buraya da geliyor. Detaya girmiyor. Bir yalnız bununla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biraz daha günümüze Mescid-i Haram'a efendim insanları gitmesine mani olanlar bize biraz anlama ve anlatma bakımından zor gelebilir ya da ben başaramam. Ama anlayacağımız bir konuya geleyim. Bakara 114'te şöyle bir cümle var. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْرُهُ وَسَعَ ف۪ي خَرَابِهَا Allah'ın mescitlerinde, Türkçe'de biz cami diyoruz buna, onun adının anılmasını yasak eden ve onların madden ve manen yıkılması için çalışandan daha zalim kimdir diyor Allah. Ondan daha zalim kim vardır? Yani şöyle diyor, camilerde, mescitlerde isminin anılmasını yasaklayan ve onların yıkılması için çalışandan daha zalim kim vardır? Şimdi bu da dursun. Diyanet İşleri Başkanlık Yardımcılarından, şimdikilerden zannediyorum Kamil Yılmaz Bey'in bir beyanatında diyor ki, camisinin cemaatinin çoğalması veya bilgilenmesi veya cemaatin kaynaşması için çalışmayıp da bu derdi edinmeyip de böyle gelişi güzel gidişatı seyreden görevli bile buradaki tehdit edilen ne girer mi girmez mi? Ne dersiniz? Tam ifade edemeyebilirim. O zaman burada şu düşüyor. Ya camiler açık. Camiler açık ama camiye, cemaat oluşabilecek programlar, mesai ayarlamaları, iş ayarlamaları, namazı önceleyen bir hayatı henüz kavuşmuş değiliz. Ne gibi? Yaz tatilinde çocuklarımıza cumaya gidin diyoruz, doğru mu? Bizim çocuklarımızın sağlıklı cuma kılmaları üniversite bitirene kadar mümkün değil. Kimse kimseyi kandırmaz. Hatta namaz kılmanın engelleri nelerdir diye bir dernek kursak, nefsimizden gelen engeller, eğitimden gelen engeller, memuriyetten, iş hayatından, hayatın yapılaşmasından gelen engeller desek, bayağı madde, bayağı grup bu işin içine girer. Ne gibi? Biz çocuğa yazın camiye gidiyoruz. 5. sınıf, 8. sınıfa kadar 8 ay camiye gitmesi zor. Neden? Çünkü o saatte bir kısım öğrenciler daima sınıfta, okulda. Sonra lisede de aynısı. Üniversitedeki öğrenciler ki tam saat 1'e imtihan koymuşlar. Ne yapayım diyor. Ders azalacak da imtihan var. Ne olacak diyor. Böyle say saya bildi. İdare ediliyor. İdare ediliyor değil. Bu kılmak isteyenlerin önü rahatça açılmalı. Hutbe okurken İmam Efendi, hocam 12'de oku mesaiden çıkan yetişecek. Hocam uzatma 1.30'da mesai yetişecek gibi giriş ve çıkış yarışına son verilmesi lazım. Ondan sonra soruyorum, fabrikada cumaya gitme imkanımız yok. Dinen siz ne kılmalıyız, ne olmalıyız? Buna benzer birçok örnekleri sayabiliriz. Öyleyse camiye cemaat olmanın önündeki engelleri kaldırmak zannediyorum önce cami cemaatinin
ve onlara imamlık, hocalık yapanların asli görevidir. Öbür kardeşim zaten sıkıntıda gelemiyor, gidemiyor, iş hayatı vesaire. Ama cami cemaatı böyle aklı selim bir gündem oluşturarak namaz kılmanın iş hayatıyla nasıl uyuşacağını, iş hayatını bozmadan namaz edep ve disiplini içerisinde kılmak isteyenlere ne gibi kolaylık sağlanacağı bakmalı. Yoksa ayet ne dedi? Namazı aslında burada camiyi açmak değil, camiye insanların gelmenin önünü açmak gerekiyor, öyle değil mi? Bu da çok zor bir şey değil. Neden değil? Sendikalar, iş grupları, medya yazdı mı? Bu iş olacak, gayet kolay. Bak, şikenin cezası kalksın diye nasıl anlaştılar? Öyleyse bir cuma içinde bir saat anlaşıversinler, ne var? Namaz kılmak isteyen 15 dakika bir ara verilebilir. Efendim yıkılır. Ne yıkılır? Nizam, devletin hukuku yıkılmaz, yıkılmaz. 9 gün bayram tatili yapıyor, bir şey yıkılmıyor da. Tatil yaparken yıkılmayan şey herkes boş. Namaz kılarken yapılır, yıkılmaz. Tamam mı? Daha ayetler var, gelmiyor bu kadar yeterli. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki, وَمَنْ يُرِدْف۪يهِ بِالْحَادَمْ بِظُلْمٍ نُذِقُّ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ. Kim de orada zulmederek haktan sapmak istersen, Mekke'de, ister yerli olsun, yabancıya üstünlük taslayan, ister yabancı olsun, oraya ya da oranın yerlisine veya maneviyatına karşı adaletsizlik ederse, biz onu elem dolu bir azap tattıracağız buyurulmaktadır. Bakın tefsirde şöyle söylüyor, diyor ki burada şu an diyor bu ayetin zahirine göre Mekke'de mücerred irade yani fiile çıkmayan niyet ile dahi indallah'ta mesuliyet vardır. Mekke için bir insan ortaya çıkarmadığı fiilinden değil de yani niyetinden Mekke'de neymiş? Sorumluymuş. Oradan niyetleri bile güzel tutmak lazım. Bunu detaylandırmayayım ama şöyle bir örnek vereyim. Olur mu efendim niyetten dolayı Mekke'ye mahsus ama şöyle bir yönü var. Kalem suresinin 17. ayeti var. İnna belennâm kemâ belennâ ashâbel cennet id aksemû leyaslimunnehâ musbihîn. Bahçe sahiplerine anlat diyor Cenab-ı Hak. Yani bu misali verin diyor. Hani onları biz musibetlendirmiştik diyor. Sabahleyin onlar bahçelerinin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu yaparken de inşallah demediler. Bu bir. Bir de fakirlere, yoksullara, miskinlere vermeden gidelim dediler. Ama فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمٌ. Onlar akşamdan karar veriyorlar. Kimse duymadan yarın gidip erkenden ürünü alalım. Fakir bu kadar yolda görüp de vermek mecburiyetinden kalmayalım babamızın yaptığı gibi o verildi. Ve onlar uyurken Allah bahçeyi helal etti. Ürünü toplayıp değil, ürün helal olsaydı ayıp bir şey. Hadi hata ettiklerinde sabahleyin bahçeye gittiler ve bahçenin helal olduğunu. Şimdi bu bahçe kimin bahçesi? Tarihte hangi bahçe? Bizim bahçeden bahsediyor. Bizim bahçeden. Hangisi? Yaptığımız işler de bizim bahçemizdir. Bu bahçemize giderken inşallah şuuru yoksa, kazancın şükrü şuuru yoksa, bu bahçenin kazancını helaka doğru gittiğin, gideceğini, eğer kazandırsa da büyük bir musibet yüklendiğimizi unutmamak lazım. Öyle mi? Kur'an'daki misaller günümüzde canlı yaşadığımız olaylar olarak düşünmek mecburiyetteyiz. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki وَاِذْ بَوَّلْنَا لِيْبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتَ اَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini belirlemiştik. İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin yerini bilir mi? Bilmez. Oraya hicret etti. Kiminden? Hanımı ve bir çocuğuyla. Hacer ve oğlu İsmail'le. Mekke'yi hazırlayan Allah, yerini işaret eden Allah, oraya kutsiyet veren Allah, İbrahim Aleyhisselam'ı ailesiyle oraya gönderen Allah. Sonra inşa fiilini orada sonra Kabe'nin
yani inşası ama daha önceden bu Kâbe orada vardı ki ihyası, yenilenmesi imkanı doğdu. Çünkü biz belirlemiştik diyor. Ve İbrahim temelleri yükseltiyordu diyor. Demek temel vardı eskiden. İnsanlığın yaratılışından beri. Sonra demek ki Cenab-ı Hak Mekke'yi seçiyor, yeri belirliyor, peygamberini görevlendiriyor ve oraya gönderiyor. Buyuruyor ki Mekânel beyti ellâ tüşribbî şey'â. O Kâbe'nin mekanı belirtilince ilk şey şu: Kâbe yapılsın ama Kâbe'ye ibadet ve tapma yapmayacaksınız. Peki ne olacak? Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Demek ki Kâbe yeryüzünde insanlık için tevhid sembolü. Ama insan bozulursa tevhid sembolü olarak yapılan Kâbe'nin içini ve kendi görüntülerini put doldurup dönmeye başlar. Allah da o dönmeyi kabul etmez, o tavafı kabul etmez. Bir tespiti paylaşayım sizinle. Biliyorsunuz Medine'ye geldikten sonra Peygamberimiz 1,5 yıl sonra, 18 ay gibi sonra bir zamanda namazların Kâbe'ye kılınması emredildi. Peki Peygamberimiz gerek Mekke'de sallallahu aleyhi ve sellem, gerek Medine'de namaz kıldığında Kâbe'de putlar var mıydı yok muydu? Vardı o zaman değil mi? Ama kaldıramamışlardı çünkü Mekke fethedilmemişti. İçi put doluydu ama müminlerin yüreğinde, gönlünde orası kutsaldı ama o putları kabul etmiyorlardı. Ama kaldıramamışlardı. Namazlarını içinde putlar veya üstünde olduğu halde o tarafa kıldıklarında bu namazları geçerli miydi? Geçerliydi. Niye? Çünkü onu henüz kaldıracak güçleri yoktu ama Kâbe'nin kutsiyetine laf etmiyorlar. O zaman Safa Merve'de böyle. Müslümanlar Safa ve Merve'ye çıkmaları emredilince orada iki tane put dikiliydi. Acaba bu putlar oradayken ibadet yapmamız uygun mu demişlerdi. Ayet geldi, Safa ve Merve Allah'ın şairidir, bir simgedir. Hac ve umre yapan orada da gidip gelecek, sahili yapacak dedi. Ve sonra Cenab-ı Hak diyor ki, birincisi şirkte bulaşmayacaksın. Devam ediyor. Ve vaddir beytiye lit-taifine ve-kaimine ve-rukka-i sucud. Buyuruyor ki Rabbime Celle Celaluhu, benim halis rızam için ibadet yapın. Beytimi tavaf eyleyenler, ayakta olanlar, rükû ve sucud edenler için orayı temiz eyle. Bu Bakara suresinde de geçti. İtikaf edenler de vardı orada. Buradaki nezafet hissi ve manevidir diyor alimler. Yani bir tüm binaveli şeytan, şeytanın pis işlerinden kendini temizle. Yani beytin içini dışını gerek hissi ve gerek manevi pisliklerden temizle, temiz tut. Dolaşanlar, duranlar, tavaf edenler, namaz kılanlar tertemiz ibadet etsinler. O zaman bir insanın cami süpürmesi, cami temizlemesi, beytin etrafını temizlemesi İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir, adetidir dersek, ona yapılan emir dersek var mı sıkıntı yok. O zaman burada şu var, aslında beytin etrafını temiz tut dendiğinde kendi gönlünün de aynı temizlik oranında temiz tutulması, zinetli tutulmasına işaret var. Yani sadece mekanın değil, temiz mekana, temiz dil, temiz ağız, temiz kalp, temiz kazanç, temiz niyet, temiz elbise, neyimiz varsa o temiz ve zinetli olmaya da dış ve iç hissiyatımızın dahil edilmesi gerekir ki, bakın başka bir ayet Efendimiz'e وَزِيَابَكَ فَطَحِرْ elbiseni temizle ve pislikten uzaklaştır. Daha ilk inen surelerde, Müddessir suresinde. O zaman burada şunu görüyoruz. Müminlerin camileri en temiz yer olmalı ve en çok temizlenen yerler camileri olmalı. Ama maalesef o temizliği yeterince sağladığımızı söyleyemeyiz. Efendimiz belki bilmeyerek o günün Müslümanlarından bazıları yer toprak olduğu için mescid, sıcak bölge, sümkürmüş yere ya da duvara. Efendimiz kendi cübbesiyle o tükürüğü diyelim temizleyivermiş ve böyle bir şey yapmasın. Yapan bunu uygun bir yere yapıp onu da gömsün diyor.
söylemiş, tükürüp ortada kalması, hele mescit gibi yerlerdeki o zaman alıyor, bilmiyorlar onun hususiyetini, bu tip şeyler yapılması. Onun için bir insanın en saygın duracağı, en saygı göstereceği yer aslında mescitler olduğunu hepimizin malumudur, bunu böyle biliyoruz. Cenab-ı Hak burada buyuruyor ki, tavaf edenler, kıyamda olanlar, rükû ve secde edenler için burayı temiz tut derken, orada yapılması gereken işin de ya tavaf, ya namaz, ya da Kur'an ve zikir olduğunu böylece anlamış oluyor. Ve اَذْنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ve insanlar arasında haccı ilan et. Bu ayet Peygamberimize mi işaret ediyor? İbrahim Aleyhisselam'ın işareti mi? Farklı iki görüş var ama sonucunda haccın ilanı var. Çünkü bu sure Mekke'de indiği için Peygamberimiz Mekke'de haccı ilan etse nasıl hac yapacak ki insanlar? Yani özgür değiller orada rahat istedikleri gibi ibadet yapmaya. Onun için bu İbrahim Aleyhisselam'ın bir hikayesi anlatılarak ümmete işaret vardır demişler. Buyurun ki Cenab-ı Hak, ve ezdin fil nâsi bil hac ve ezdin, hani ezan okurcasına haccı insanlara ilan et. Tabi Türkiye'mizde bir dönem hac çok sıkıntılı olmuş. Bundan 60-70 yıl evvel uzun yıllar hacca gidememişler. Çeşitli sebeplerle, olumsuz duruşlar, bakışlar. Fakat sevindirici bir taraf var. Ne kadar eksik, kusurlu, noksan yerinden bakarsak bakalım, 900 bin insan kayıtlı bekliyor hacca gitmek için. 900 bin insan kayıtlı bekliyor. Bunların hacca gidecek insan sayısı da en fazla 100 bin. Yani 10 sene hiç kayıt yapılmasa 10 yıllık kontenjan dolmuştur. İbrahim Aleyhisselam insanların gönlünü bu tarafa, bu tarafa yönlendir yarabbi diyor. Onun için hac ibadetini Cenab-ı Hak bir kere emretmiş. Ama oraya bir kere giden de bir daha gitmeyi murad ediyor. İmkan yok, umre ile şimdilik iktifa etmesi gerekiyor. يَتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ غَامِلِ يَت۪ينَ مِنْ كُلِّ فَتْحٍ عَم۪ينَ diyor ki Cenab-ı Hak, sana yaya olarak ve derin derin vadilerden gelen arık arık develer üzerinde gelsin. Hacca yaya gidilir mi? Teşvik olsun diye söylemiyorum. Ama Kur'an hacca ille otobüsle, uçakla gideceksin demiyor. Yaya olarak ve arık develer, iyi giden develer veya bugün yorum yaparak iyi vasıtalarla da hacca gidebilir. Yani sağlığı, imkanı olan bir adam, vakti, zamanı ne kadar olacak? Hacca gidip gelinceye kadar yetecek parası ve dönünceye kadar da ailesinin geçim imkanı varsa ona harç nedir? Farzdır. Beni çağırmadılar diyor. Aynen bu haccın daveti namaz gibidir. Ezan okundu mu herkes çağırılır. Bir daha telefon kimseye edilmez özel Ahmet Efendi. Sen de gel denmez. Hac da böyledir. Buna rüya gerekmez, hoca gerekmez. Buna sadece kuvvetli iman gerekir. Bir de harcamayı buna göre yapacak. Yani bugün umreye gidemeyeceğim diyen insan sayısı bütün olumsuzluklara rağmen çok az. Bir insan bir an 5 yıllık program yapsa, devlet istatistik kurumu gibi 5 yıllık bir proje yapsa, kenarıya paramı biriktiriyorum dese, zannediyorum birçok insan bir ufak umre, şöyle ekonomik umre yapabilir. Yapar mı yapamaz mı? Yapabilir. Oraya muhakkak ne yapıp yapıp gitmesi lazım. Programı almalı. Bir kısım miras işlerini çoğaltma yerine çoluğu çocuğu alıp bir kere de olsa götürün. Rahmetli babam beni götürmüştü 7 yaşında demeli. Torun mu diyecek, gelin mi diyecek. Bir demeli. Biz öbür işler. Ondan sonra gelir. Arkadan tamamlanır. Oraya gidenin işi mahrumiyet olmaz. Bir arkadaşım genç yaşta hacca gitti. Dükkanıyla da çok hemşeri olmuş. Çok sevmiş dükkanını. Geldiğim zaman kalfan diyor, soramadım işler nasıl diyor, utandım. Böyle bir poşet bıraktı diyor, sayılı güzel. Bütün ödemeler yapılmış, ilk defa da o kadar parayı bir arada gördüm. Utandım içimdeki bir aydır taşıdığım niyetten. Olmasa bile Allah onu yerine koyar. Tamam mı? Ya da bir belayı da koyar. Niye? Bir dostuma dedim ki, hacca gidelim dedim.
çok yoğunum iş dolayısıyla gelemeyeceğim. Yoksa gelmek isterdim. Peki Allah'a biz gittik geldik. Nerede o arkadaşın? Bir ailesinden hasta var. 40 gündür İstanbul'da. Daha biz geldikten 10 gün sonra bile yoktu. Çok yoğundu ama daha bir yoğun işle karşı karşıya kaldık. Demek ki hayat yürüyormuş. Tamam. Hani biz geçen pazar günü neydi dersimizin duası? Efendimiz orduya ya da bir insana ayrılırken ne diyordu? Dinini, emanetlerini ve işlerinin sonucunu Allah'a havale ediyorum. Hadi güle güle. Allah muhafaza etsin diyor. E bir insan Allah'ın misafiri olmak üzere özel giderle Allah onu arka tarafta güzel. Üzmez. Bu sadece inanmakla alakalı bir şey. Onun için taşıyamam ben bunu. Bir arkadaşımız vardı cemaatimizden. Hocam benim eve telefon et de kızlarım dedi. Sizin kursa da okudular. İkna et de götüreyim buraya dedi. E arayayım dedim. Ne yapayım aradım. Olmadık selamı var. İlle gidelim diyor dedim. Kapalı kızlar Kur'an da okuyorlar. Taşıyamayız biz umreyi şimdi dediler. Şimdi babaları rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Gidiyorum desen 35 yaşından evvel mahremsiz de almıyorlar. Hadi gel de taşı şimdi. Baba götürecekti onları oraya. İmamı da araya koydu olmadı. Hadi şimdi götürecek adam bulsun. Gene giderler inşallah. Ama bunun fırsatı oldu mu arkaya bakmamak lazım. Niye? Orada belki bir an, bir saniye bir adımımız bulunsun, bir gözümüzün yaşarması, bir kuruşumuzun harcanması, bir duanın içinde bulunma hiçbir şeyle kıyas edilecek şey değildir. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayet-i kerimede uzaktan, yakından, yaya olarak, vasıtalı, yorgun, argın develer üzerinde sana gelsinler. Yani nasıl gelirsen gel bulun, bir gel buraya. Gel de şu insanlık için konulan tevhidi ve ortak değerleri bir gördü. Malcolm X miydi? İlk defa gittiğinde siyah ve beyazın yan yana görünce şaşırmıştı. O dindarlığı İslam'ı siyahların ezilmişlerin dini gibi görüyordu. Gidince beyazları da orada görünce şaşırıvermiş değil mi? Bakışı değişivermiş. Biri dedi ki bana sakın söyleme alınırlar dedi. Neyi söyleyeceğim? Bir şey konuşuyordum. Dedim ki bu siyahlar aslında dedim bizim beyazlığımızı çok ciddiye almamaları gerekiyor. Niye dedim? E dese ki adam dedim senin rengin benim ayağımın altında, elimin içinde ne diyeceğim? Öyle demeyin gene yakışmaz. Doğru ama onların ayaklarının altı bizim rengimiz mi değil mi? Ne dersiniz? Çoğu öyle değil mi? Ayaklarının altını bir kaldırıyorlar aynı bizim elimiz gibi. Adamın ayağının altı benim rengim. Adamın avucu mu yapmıyorsa avucum ne? Beyaz. Yani beyaz dediğimiz normal bizim rengimiz. E buyurun. E o zaman burada üstünlük renkten olmadığını o güzelin yerde bizim görme imkanımız oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayette لِيَشْمَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدْرُسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَكَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ اَنْعَامٍ Oraya gelsinler. Peki ne yapacaklar oraya gelince? Oraya gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Cenab-ı Hak diyor ki oraya gelecekler. Kendilerine ait menfaatler var orada diyor. Onlara şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine kurbanlık üzere verdiği hayvanın üzerine belli günlerde Allah'ın adını alsınlar. Başka ne yapsınlar? فَكُلُوا مِنْهَا O kurbanlıktan yesinler ve اَلْمُرْ بَاِسَ الْفَقِيرِ Yoksula ve fakire de yedirsinler. Yesin ve iki sınıfa da yedirsin. Fakir ve yoksul. Farklı anlamları var. Birisine diyorlar ki muhtaç, öbürü muhtaç değil ama o andaki konumu itibariyle ihtiyaç sahibi diyelim. Böyle çeşitli isimlendirmeler var. Tabi burada behimetül en'am, deve, sığır, koyun, keçi denilen hayvanlara işaret edilmektedir. Ne yapılacak? Bunlarla bir alakası kurulmuştur bu ayet-i kerimenin. Peki hacca gidenlerin bu istifadeleri ne ola ki? Alimler bu konuda çok farklı, çok geniş anlatımlarda bulunmuşlardır. Bir kere burada şu vardır. يَبْتَقُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانَ Maide suresi. Cenab-ı Hakk'ın fazlını, lütfunu, rızasını arayarak
İbn Abbas böyle diyor. Hem dünyevi fayda var hem uhrevi. Uhrevi faydası mağfiret kılma. Dünyevi faydası da Allah'ın şair ve sembollerini irfan, ahlaki yönden anlamak, ticaret, içtimai menfaatler. O zaman burada şu var. Hacda menfaatla dönmek lazım. Çok söz söylenir bu konuda. İkbal'in zannediyorum şöyle bir güzel sözü var. Diyor ki haçtan gelenlere oranın hurmasını, zemzemini, hediyesini getirdiniz de Ebu Bekir'in sadakatinden, Ömer'in adaletinden, Osman'ın hayasından, Ali'nin ilminden getiren var diyor. Radıyallahu anh. Yani oradaki o ashabın, muhacir ve ensarın ve İslam değerlerinin vahyin sesini, soluğunu, nefesini, sorumluluğunu, ahlakını bu tarafa taşıyor. O zaman müminler orada ne kadar faydalı olabilirler, ne kadar fayda elde edebilirler bunu düşünmeliyiz. Hacca gittiğimiz zaman faydalanmak ve faydalı olmak hususunda bir anlayış. Yani orası çeşitli anlamlarıyla fayda temin eden bir yerdir. Buna da tanık olsunlar diyor Cenab-ı Hak. Sonra bir de yeme ve yedirme işini anlatıyor. Onunla ilgili burada güzel bir şey var. Onu aktarayım sizlere. Diyor ki, burada İmam Damdi yazının tefsirini aldım. Ve emul ba'isel fakir, muhtaç olana ve sıkılmışa yediriniz diyor. Dikkat buyurun, burası çok önemli. Yemek emri ibahen, it'am emri vücub için. Yani kendiniz yiyebilirsiniz demek mubahtır. Yemezsen de olur, yersen de bir şey yok. Ama yedirmek emrine diyor? Vacip diyor. İlginç değil mi? Yani kurban bayramında kurban sahibinin yemesi caizdir. Bir miktarı da fukaraya itham için vaciptir. Uygun olan hangisi? Üçte birini ailesi, 30 kiloya daldıysa, üçte birini sevdikleri, akraba vesaire. Üçte birini fukara için ayırmalıdır. Ancak adak kurbanının durumu farklı, ondan yiyemez. O zaman bundan şunu anlıyoruz. Etten yedirilecek yiyip iki sınıfa yedirin diyor. Bunun karşı sayfasında bir daha gelecek. Orada da diyor ki bu sefer kurbandan yeme hususunda ve et'imul mani'a ve muhtar 36. ayet-i kerimede siz de yiyip istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin diyor. Burada da kelimeler değişti. Dört sınıf, dört türlü izah var. Siz yiyin dedikten sonra. Demek ki bu ortak yenilen, yedirilmesi daha sevap ve daha sorumlu olan bir iş olduğunu burada anlamış oluyoruz. Şimdi tabi burada şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın bize verdiği hayvanlara bakın. Hepsinin birinde çok güzel şeyler var. Hepsini ben dilim dönmüyor, anlayamıyorum, vakit yetmiyor diyor ki cüssü olarak bir deve ne kadar büyük değil mi? Kilosu, kuvveti veya bir sığırı düşünün, gücü, kuvveti. Güzelliğini düşünün bir koyunun keçinin. Ama insan cüsseyle değil, maneviyatıyla onlardan üstün olduğu için o cüssesi kuvvetli hayvanları Allah insan için yaratıyor. Onun adına kesin ve yiyin denirken insanın değeri bir kere daha anlaşılır. Yoksa deveyi biz nasıl kurban edeceğiz? Yani bir sürü iş. Bize aslan kurban edin denseydi zordu. Onu bulana kadar kaç kişiyi parçalardı? İşimiz zordu. Ama bize uysallaştırılmış hayvanlar, evcilleştirilmiş hayvanlar. Kim onları öyle yaptı? Allah onları öyle yarattı. Hocam o şeyler kaçıyorlar ya, haberlerde görüyoruz. Onlar insan göremediler, tanışamadılar. Özel yerlerde besleniyorlar. Sonra bir çıkınca meydana, ne yapsın? Dünyanın cazibesi ona da hoş geliyor. Şöyle bir dolanıyor, dolanıyor. Sonra tamam bu kadar yeter, gezdim. Hadi bismillah, hazırım dersine bir kenarda bekliyor. O zaman burada şunu görüyoruz. Hayvan etleri yiyoruz çeşitli. Burada bizden istenen şey, onları yerken zikri unutmayın diyor. Zikir aslında bir, onu keserken besmele çekmek. Zikir onu yerken besmele çekmek. Zikir onun yediğimiz kuvvetiyle kulluk eylemektir, öyle değil mi? İşte sadece hayvanı keserken besmele çekip de sonra nankör işlere dalarsak onun zikrini fiili olarak yapmamışız demektir, bu da bir kusur. ثُمَّ يَقْلُوا تَفَدَوُمْ بَلْ يُفُرْنُ زُورَهُمْ بَلْ يَطَّبَهُ بِي بَيْتِ رَقِيمٍ Sonra kirlerini gidersinler, hacılar, kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler, beyti atiki de tavaf etsinler. Ne kirleri var? Bununla ilgili çok uğraşılmış.
Önce denmiş ki buradaki kirler şu. Kurban kestikten sonra Hacı Efendi ihramdan çıkabilir. Yani ihram müddetinde yıkanmadı, saçını kesmedi. Şimdi soruyorlar bazen hacda. Hocam ihramdan çıkacağız. Saç sakal kesmek serbest mi? Valla ihramdan çıkarken sadece saç kesmek serbest. Sakal hiçbir zaman serbest değil ki. Bilmem anlatabildim mi? Siz ihramın dışında bile sakal kesebilir mi diye sorsanız canı çıkaracaklar tekbabından mı? Niye? Peygamberimiz sakalınızı uzatın, bıyığınızı kısaltın demiş. Var mı 15-20 tane bir şey? Alimler işte bu sakal bırakılan mıdır, bırakılmayan mıdır, uzunluğu ne kadar olacaktır? Millet de hanıma sormalı mı, sormamalı mı, arpa boyu olmalı mı? Uzuyor da uzuyor, uzuyor da uzuyor. İslam alameti olarak sakal olursa problem var. Ama İslam değil de adam sosyalist görüşlü biri sakallıysa ona kimse bir şey demiyor. Müzisyen biri sakallıysa ona da kimse demiyor. Sakalı kitaba uygun değil de çeneden, kenardan, köşeden sonra da bir şey demiyor. Ama din için dedin mi öbürlerine öfke geliyor. Onun için tırnak kesmek, yıkanmak, oku sürmek, burada şu var. İslam diyor ki, ihramlıyken süslenmeyi bıraktın, temizlenmeyi bıraktın. Abdest aldık, usul ettik, ayrı şey. Ama özel bakımı bıraktın ya, bunun dışında temiz olmaya da işaret var mı yok? O zaman şöyle bir, biraz üstü başı dökülmüş, tozlanmış birine sormak lazım. İhramda mısın kardeş? Niye? İhramdayken kendine bakmak yok. Böyle saçı sakalı karışmış, biraz tozlanmış, biraz tırnağı uzamış. Onlarla meşgul değil, ihramın gerekleriyle meşgul. Ona tamam bir şey yok. Ama burada insanların da kendilerine bakmaları gerekiyor. Bir hadis-i şerif okumuştum. Efendimiz buyuruyor ki, mümin bir vücuttaki ben gibi olmalı toplumda, güzel olmalı. Hani bir insanın beni vardır böyle, gamzesi beni vardır, bir güzellik kadar ya ona. Öyle olmalı ya, çok güzel maşallah. Ne giyse yakışıyor ona. Biraz da dikkat ediyor demek ki. Birbirine de iyisini bile giyinirse onu kötüleştiriyor. Onun için çok elbise taraftarı olmamalı ama çok da böyle kötü bir görüntü sergilememeli gerektiğini ayetten de anlıyoruz değil mi? Kirlerini gidersinler. Peki kirler sadece maddi midir? Manevi kirlerimizin de giderilmesi gerekir değil mi? Hikaye bu ya. Hoca efendinin birisi, şeyhin birisi milletle tokalaşıyor böyle. Kim onunla tokalaşırsa biraz sonra elini yıkamış. Derken birkaç kere yıkamış. Hep milletin aklından şöyle geçmiş. Ya demek ki elimiz bir kirli bir günah bulaşıyor da falan. Bu arada birisinden tokalaşmış ama yıkamamış elini. O da demiş ki, en temiz adam benim de onun için yıkamadı. Evlat demiş ona, senden öyle bir kir bulaştı ki kibir kiri ancak kessem çıkardı demiş. Yani şimdi hakikaten temiz olmak güzel bir şey ama temiz olduk deme hakkımız yok. فَلَا تُزَيْكُوا اَنْ تُزَيْكُوا kendinizi temize çıkarmayın diyor Cenab-ı Hak. Kendinizi ne yapmayın? Temize çıkarmayın. Ben şöyle temizim falan. Daha belli değil. Kirlenebiliriz. Günahlar. Başka şeyler bizi kirletebilir. Sonuç. وَنْ يَقْنَوْكَفُ بِنْ بَيْكِ الْعَد۪يكِ Beyti atiki tamam etsinler. Ne demek atik? Atik bir, eski demek ama bu bizim eski demek köhne anlamında değil. Nedir o? Hani biraz antika, değerli, kıymetli anlamında bir bu mana verir. İki, atik efendim burada da muteber anlamına getirilmiştir. Yani beyti şerifi demektir. Üçüncü bir anlamı da azat ve hür olma anlamı vardır ki burada kötülerin tasarrufunda insan orada emin olur. Her ne kadar Kabe ara sıra yıkılmış, ara sıra tamir edilmiş, ara sıra bazı mahrumiyetlere uğramış olsa da asla Mekke-i Mükerreme'de zulüm devam etmeyeceğine işaret var diyor tefsirler. Uzun uzun anlatıyor. Sayfalarda var, bu kadar söyleyeyim. Yani Beyt-i Atik, niye Atik ismi verilmiş? Ondan sonra diyor ki müfessirler, canım buna ne kadar mana verirsek verelim, hata edebiliriz, eksik mana söyleyebiliriz. Bunun orijinal adından biri de Beyt-i Atik, muteber ev. Tarihi bir değer olan ev, insanları günahlardan ve baskılardan azat eden ev anlamı.
ettiğin üzerinde yeniden durmak gerekiyor. Zalim işte böyle. Ve men yu'azzim hurmatillah, kim Allah'ın hurmatına yani hükümlerine, değerlerine, dinin şiarına saygı gösterirse tevbe hayır lehu inde Rabbi. Rabbin katında o çok hayırdır. Yani orada ne kadar saygılı olabilirsin ve o değerleri günümüze ne kadar taşıyabilirsek bu önemli. Ve uhiddet tekumun en'amu illa ma yudda aleyküm fekteni bu rizemler evzani ve kteni bu kavlezi durun. Haramlığı size o kuralların dışındaki bütün hayvanlar size helal kılınmış. Maide suresi, En'am suresi, başka surelerde var. Haramlığı o kuralların dışındaki hayvanlar ne yapılmış? Helal kılınmıştır. Peki sonuç buyuruyor işte. Fekteni bu rizemler evzani. Putlara tapma pisliğinden kaçınınız. Putlara tapma pisliğinden ne yapınız? Kaçınınız. Veçteni bu gavle zûr ve yalandan da tezbir sözlerde, tezbirat diyor değil mi Türkçe? İşte bu kelimeden geliyor. Tezbirattan da kaçınınız. O zaman burada şunu görüyoruz. Yalanı söylemediğiniz gibi terbiç etmeyiniz. Tezbirattan uzak olun. Yani putlara tapmak yalancı şahitlik kamiliğinden tezbirattır. Hatta onun başında bir damla haram kılmadığı şeylere haram demek veya hayvanları kutsallamak bu benzer şeylerden ne yapın? Kaçın. Öyleyse Kur'an-ı Kerim haccı anlatırken helal lokmaya, helal gıdaya çok vurgu yapıyor. Hatırlıyor musunuz bir hadis-i şerif var? Bir insan atının veya devenin üzengisine işte ineceği zaman lebbeyk Allahümme lebbeyk dese Cenab-ı Hak ona dermiş ki sen haram yedin, haram kazandın, haram da geldin, sana lebbeyk'ine cevap vermiyor demiş. Eğer öyleyse. Onun için bir kitapta okudum diyor ki, hacca gidenler ola ki paralarında bir karışıklık olduğundan korkuyorlarsa, hiç değilse yolda giderken yedikleri helal olsun. Parayı yatırdığın ayda yediğin eski bir kitap diyor. Öyle diyor. Uzun uzun anlatıyor, en son ne diyor? Sonucunu söyleyeyim. Hiç değilse Arafat gününde yediğin helal olsun. Bari bir dua kabul olacak, o gün gıdalandığın helal olsun diye. Niye? Hac helal lokmayı ve helal gıdayı öğretiyor insanlara. Ve ısrarla üzerinde duruyor. O zaman hünefâ-i nâ-i gayrâ müşrikîne bir Allah'a yönelen olun. Ona ortak koşmayın. Ve men yüşrikîllâhi ve gennemâ harrâ minessemâ-i ve tahtakûrdâ-i ve ebtehmîbîhî bi hakkî mekânü sahîm. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki gökten düşmüş de kuşlar kendisini kavuşuyor ya da rüzgar onu uzak bir yere götürüyor gibidir. Tamam. Bu uzun bir mecaz var burada, anlatım var. Gökten düşüp kuşların daha havada parçaladığı ya da rüzgarın paramparça ettiği bir insan gibi. Kalbi paramparça. Bir ona dayanır, bir buna dayanır. Bir kendine güvenir, bir başkasına güvenir. Güveneceği doğru dürüst adresi yoktur. Çıkmazlar içindir, streslidir. Hanımına çok güvenir, ondan bir şey yok. Zaten sen daha iyi yoklar. Patronuna güvenir. Her bir insanı ilahlaştırır gibi. Her bir insana sevgi yükler, aşırı. Her bir insandan bir beklentiye girer, tevekkül olur. Her bir insandan bir korkusu olur. Her bir insana bir farklı dayanır. Ama sonuç hep kendi zarar eder. Onun için şirk içindeki insan, kuşların parçaladığı, rüzgarın alıp da uzaklara atarak paramparça ettiği insan gibidir diyor. Ama bundan da sakının diyor. O zaman peki Kabe'nin etrafında müşrikler var mıydı? Bilgi olmazsa Kabe etrafındaki müşrikleri kovabiliyor mu? Kovamıyor. Peygamberimiz doğduğunda Mekke'de müşrikler hakim değil miydi? Kabe onların elinde değil miydi? O zaman buradan şey çıkıyor. Adam bir müşrik olarak oraya girebiliyor. Adamın zihniyeti bozuk. Hacca gitti bir sene, gençlik yılları biraz daha heyecan yüksek. Hacca'nın birisi bir şey söyledi. Ben de böyle birden yeni gelmiştim, konuyu duydum, bana bak acayip hadi dedim. Senin önce bir iman tazelemen lazım, ondan sonra yapmak lazım. Senin o söylediğin, o üzüldüğün, o anlattığın konu adamı imandan eder, haberin var mı? Birden böyle ben de biraz sert bir söyledim. Ne? Allah'tan adam akıllı değil, hocam bilmiyorum, estağfurullah, Allah affetsin. Şimdi hacılardan öyle boş şeyler duyuyorsun ki, cahilliğine de versen çok tehlikeli şeyler söylüyor. Şeriatla ilgili, Arap'la ilgili, orayla ilgili, İslam'la ilgili. Hacca gittim, anlatıyorum işte. Putperestliği anlatıyoruz, şirki anlatıyoruz, tağutu anlatıyoruz, faizi anlatıyoruz. Ulan demiş ki biz hac yapmaya geldik, hoca hala siyasi konuları konuşuyoruz.
şey olabilir. Şimdi hacca gitsek, orada bir hoca efendi helal bir dayanmaz. Ya hocam Allah aşkına hacca geldik. Ne istiyor? Yani böyle işte hikayeli, gerçeği var mı yok mu, dolu mu boş mu, bir şeyler anlattı. Biz affolduk diye söyle gidelim. Biraz da zemzem götürürüm. Orada kavga etmedi adam kalmadı. Para bitince hanımla kavga eder, hocayla kavga eder, şirkette kavga eder, arkadaşın ne der? Gelir burada evim verir. Ya, öp bakalım acı yok. Unutma, gider arkadaşlar onu yolda görse selam vermiyorlar ya. Bıktık diyorlar bu adam, problemdir. Ama burada muteber oluyor bir kere. Öyle ya. O zaman öyle bir gün gelecek, fakirler dinlenmek için gidecek, tüccarlar kazanmak için gidecek, alimler de şöhret için gidecek diye nakiller var kitaplarında, ne diyeceksiniz? Ama Rabbim kabul buyursun huzurumuzda. Sonuç bitiriyorum efendim, 5-6 dakika içinde inşallah. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, zâlim işte böyle, bakın gene, ve men yu'azzim şirâir Allâhi fe innehâ min takvel kulûb. Her kim Allah'ın sembollerine, dini değerlere, mekanlara, kutsi ibadetlere veya alametlere veya kurbanlara, hacılara neyse, mevkiye, zamana saygı gösterirse bu kalbinin takvasıdır diyor. Bakın fe innehâ min takvel kulûb. Saygı kalbin sevgisi ve bağlılığının işaretidir. O zaman biz kurbanlığımıza olsun, İslami değerlere olsun, hacca olsun, asla laf edemeyiz, hacıya olsun laf edemeyiz diye saygılı ifade kullanmalıyız. Tabii gönülleri Mevla bilir. Ama diyor ki, kim İslam'ın nişanlarına, alametlerine, sembollerine saygı gösterirse bu kalbinin takvasıdır. لَكُمْ فِيَا مَنَابُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّنْ ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَقِيمِ. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir yararlanma vardır. İster kurban olsun, ister hac olsun, ister din kardeşliği olsun, ister mekan zaman olsun. Orada siz bir şeyler elde edersiniz. Öyle hissediyor Cenab-ı Hak. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik, Kabe'dir. Yani o hayvanların kurban edilmeleri bize hem bir sembol değeri vardır, hem bir et değeri vardır. Öyleyse bunlara saygı gösterin. Yani demek ki İslam'da ibadete vesile olan kurbanlık da olsa, insan da olsa her birine ne yapmak lazım? Saygı göstermeni de anlatmıştım. Yemenli bir alim kitabında okumuştum. Efendimiz soruyor birine, neyle gittin hacca geldin? Deveyle gittin diyor. Ne yaptın deveyle diyor? Oraya gidip geldiğim için şükür olarak onu serbest bıraktım. Devenin serbest bırakılması o ülkelerde onun lehine değil. Evde tutulup bakılması, tehlikeden korunması lazım. Efendim böyle yapma, ona sahip ol, ikram et diyor. Yani bir, oraya götüren bir devenin hatırı var da, oraya gidilen insanın, dostun, oranın, arkadaşlığın bir hatırı yok mu? Var. Öyleyse o hatıra uygun davranıyor. Sonuç şunu söyleyeyim, diyorum. Hani bizde bir söz var ya, hacı sabır derler. Ben defalarca görevli gittim. Bunu dedim, böyle dedik ama pek anlaşılmıyor. Hacı ahlak demek lazım gibi geliyor bana. Hani hacı sabır, hacı sabır etmiyoruz ya. Yok. Hacı ahlak demek lazım. Biz ahlaki ilkelere biraz daha orada iyi sarılırsak o güzellik inşallah bizde kalıcı olur zannediyorum. Sabır kelimesi pek muradımızı anlamaya ve anlatmaya yetmiyor. Biraz zedeledik onu. Biraz kusurlu baktık. Ya da yanlış mana yüklüyor. Bunun için Cenab-ı Hak burada aslında haccı anlatırken bizim her gün hacla alakamız var. Niye? Rahmetli Timur Taş öyle vaaz ederdi. Kelime-i şehadet, Allah rahmet eylesin. Kelime-i şehadet derdi namazda var. Var mı kelime-i şehadet namazda? Var. Namaz o zaten kendi içinde. Oruç var mı namazda? Namazda oruç da var. Nasıl oruç var? Namaz kılan bir insan yemiyor ki bir şey. Ağzına dışarıdan bir şey alsa buğday kadar namazı bozmuyor. Dişinin içindeki buğday yoksa olmuyor da dışarıda olur. Peki namazda zekat var mı? Fazlası var. Niye? Namaz kılarken ameliyeyi bırakıyor, örmeyi bırakıyor. Doğru mu duvar örmeyi? Halbuki kazansam 40 tane ürün versem yok abi 40 mülk yok. Namaz işi bırak. Ya ben bir namaz kılarsa 10 tane iş yaparım. Yok. Zekattan fazlası var namazda. Bak o da var. Ne kaldı geri? Haç var. Hac nereye yolluyor? Kabe'ye yolluyor. Biz her gün 5 defa kıbleyi vuruyoruz, kıbleye bakıyoruz, kıble şuurumuzu yeniliyoruz öyle değil mi? O ne deriz o? O da haçla olan manevi bağlantımızı kuruyoruz. O ciheti arıyoruz ve böyle oraya toplandık mı cihet
saygı ve mümine saygı şuurunu eklersek inşallah hayattan, haçtan, namazdan istifademiz daha büyük olacaktır. Lillahi Teala Fatiha.